Öncelikle 21 Ekim Dünya Gazetecilik Günü'nü en içten dileklerimizle kutluyoruz. 2019'dan sonra birinci yılımızdaki icraatlarımız, ikinci yılımızdaki icraatlarımız gibi farklı farklı yerlerde yaptığımız basın toplantılarından bir tanesi. Bunu Alipaşa'daki tesislerimizde yaptık. Birçok arkadaşımız burayı görmemişti. Hem görsün diye. 1 Ekim'den biraz zaman kadar bütün halkımıza açık. Sadece biraz zamandan 1 Ekim'e kadar bayanlarımız için kullanılan bir tesisimiz. Hem de burayı görmüş olduk. Ama Rize'yi buradaki başkan yardımcısı arkadaşlarımızla, ekip arkadaşlarımızla beraber, yine belediyedeki müdür arkadaşlarımızla beraber bir takım halinde hepimiz bu şehirde, bu sokaklarda doğduk, büyüdüğümüz için çok da iyi biliyorduk zaten nerede ne eksiklik var diye. Bunları bazen bütçemizin imkan verdiği doğrultusunda, bazen zamanımızın veyahut da Rize'deki imkanların ölçüsünce yapmaya gayret ettik ve yapıyoruz da. İşte herkesin ilk sorduğu belediye blokları. Belediye bloklarındaki kentsel dönüşüm bilindiği üzere 23 dönümlük bir alan üzerinde işte 126 tane dükkan, 400 üzerinde ofis, 70-80 tane de kafe alanı dediğimiz ticari alanla beraber adeta Rize'nin yeni bir göz bebeği ve açık AVM'si hüviyetinde bir yere kavuşmuş olacak. Allah'ımıza şükürler olsun. Biz sürece sizinle beraber başladığımız zaman o dönemdeki toplantılarda hatırlarsanız insanlar siz bunu 5 yılda bitiremezsiniz diyordu. Ama bize 5 yılda bunu bitiremezsiniz diyenler geçtiğimiz Mart ayında ya şu dükkanlar verin de biz içine girelim artık demeye başladılar. Bu bizim hoşumuza gitti tabii. Tablolar tamamıyla bitiyor. Bir taraftan zaten dış cephesiyle beraber içindeki donanımla beraber binalar dörtlü blok şeklinde bitmeye yakın. Diğer dörtlü de devamında hızlı bir şekilde geliyor. Biz orada dükkanların içerisindeki ıslak zemindeliyle, kaliboduruyla uğraşmayacağız. Çünkü onlar dükkan sahipleri kendi isteklerine göre yahut da meslek gruplarına göre yapacak ama onlarla hep ortak gidiyoruz. Bunun altında iki kat, 1,5 katı otopark olarak kullanmak üzere çünkü bir yarım yani 8000 metrekaresi de mevcut iş yerlerinin bodrum katları, zemin katları olacağı için onlara ait. Yani biz onun 1,5 katını demek otopark diye kullanacağız. Orada da 400'ün üzerinde bir araç otoparkı olacak. Bu sadece belediyeye ait, belediyenin tasarrufundaki bir alan olmuş oldu. Yani bunu da belediye biz kazandırmış olduk bir nevi. Millet Bahçesi projesi inşallah bugün 21 Ekim bugün hem peyzaj anlamında hem statikleri ve mühendislik donanımı anlamında bütün projeleri bitmiş olması lazım. Ben de sizden sonra yine Ankara ile görüşeceğim. Çünkü yaklaşık 10 gün önce 21 Ekim'i baz almıştık. Bu şunu gösteriyor. Bu ay sonunda Kasım'ın ortalarında artık biz orayı ihale yapma aşamasına geldik. Yani her şey bitti. O projeler içerisinde yapılacak işte otoparklar alt katlı olacağı için onların statikleri, işte çevre düzenlemesi, önündeki alanlar. Diğer ayrıntılara gelince işte yani oradaki kafe alanlarının şekli, şemali onlar. Daha sonraki teknik ayrıntılar ama ihaleye hazır hale gelmiş olacak şöyle 15-20 gün içerisinde inşallah. Orada 15 metre genişliğinde arkadaşlar koridor bırakıyoruz. Hatta ben 18 metreye çıkarmıştım onu da. Ya dedik ki abartmışız ya bu 15 olsun bari. Ama gerisi geriye doğru bakın şurada gözüküyor. Yeşil alan olacak. Orada denizden, denizin yüzeyinden aşağıdaki taşlar arasındaki mesafe 4 metre olacak. Yani biz taşları görmeyeceğiz adeta. İşte balıkçılık için de, olta balıkçılığı için de mükemmel bir yer olacak. Ve burasını bizim en güzel projemiz, onu da bu önümüzdeki aylarda yeni bir boyuta getiriyoruz. Batçı projesi, yani Sahil Camii'nin oradan girip adliyenin oradan çıkan dubledeki Batçı'yı yaparsak hem oradan kırmızı yani ışıklarla artık şeyle değil de üst geçitle değil de yürüyüş mesafesinde Millet Bahçesi'yle şehri entegre etmiş olacağız. Bu bizim için şehrin bu tarafındaki kentsel dönüşümle deniz tarafındaki 600 dönümlük Millet Bahçesi'nin iç içe geçmiş olması ve daha çok insan sirkülasyonunun daha
üstte orada insanların, çok sayıda insanların hareket ettiğini, bir yaşam alanı olacağını görmüş olacağız. Yalıtaş Mahallesi kentsel dönüşüm, biliyorsunuz orada biz normalde 240 dönümlük bir yeri 1, 2, 3. etap, aslında 3 değil de 2 etap diyoruz ona. 2 etapta yapacağız. 1. etapta 100 dönümlük alandaki 476 tane konutun, işte 4-5 tane konut, bina, blok yapılmış oldu. Akabinde diğerleri devam ediyor. Burada rahatlığımız da şöyle var. Normalde o alandaki yaklaşık belki de 70-80 tane haneden, bağımsız bölümden 30 konutla anlaşma. Niye? Oradaki bedelleri herhalde insanlar beğendi ki onları aldılar. Başka yerlerde yatırım yaptılar. Ama burada çok düşük bedellerle verildiği yerde şu anda 30. Burada 476 tane konut yapacak. Bunlar sosyal konut değil arkadaşlar. Bunlar normal. Orada bir mahalle konseptinde içerisinde 2 tane caminin, ticari alanının olduğu 6-7 katlı çok lüks konutlar oluyorlar. Yanında zaten Afet'in konutları var orada. O konseptte olacaklar. Bizim diğer tarafta ikinci etapta daha çok konutumuz var. İşte onlara da bir nevi buradan vermiş olacağız. Yani 476'yı oradan, yine yeni mekansel dönüşüm gibi buradan alacaklar ve kendi alanlarını boşaltıp orası da ikinci etap diye inşallah başlayacak. Deniz sitesinde, müftülük sitesi dediğimiz deniz sitesinde bizim zeminle ilgili sıkıntılarımız oluyor. Zemin burada en büyük problem. Çünkü bir forekasif iksas sistemi, daha sonra diyafram sistemi, farklı metodlarla, ama Allah'a şükür bitti. Harfiyata başladılar ve akabinde hemen katlar yükselecek. Bundan sonrası kolay yani. Tek blok ve yine merkezi alan arkadaşlar burayı da yapıyorlar. Hızlı bir şekilde. Bizim normalde buradaki hedefimiz de Taşlıdere'de yıl sonuydu, ama Taşlıdere burayı şu anda yaklaşık 3-4 ay önünde buradaki binalar. Şimdi burada normalde eski binaya göre imar burada çok düşüktü. %50 daha düşük olacaktı. Yani 117 daire yerine burada 60 dairelik mevcut çarklarda imar hakkı vardı. 45 dükkan, 60 daire. Ama bizim Allah'tan arka tarafta 1,5 dönümlük bize ait ve hazineye devrettiğimiz bir yer vardı, imarlı yer. Biz bunu hazineye devrederek bu vatandaşlara imar hakkından yararlandırdığımız için 108 daireye çıktı orası. Yoksa 60 dairede kalacaktı. Yani değil bir kat atmak, aslında biz oraya 2-3 katlık bir nevi bir hak verilmiş oldu. Ve bu rakam da o kişilere yansıtılmadı. Ama tabii ki gönül ister ki 6 kat değil de 10 kat yapılsın, hatta 2 daire çıksın bize. Ama bu da olmaz. Onun için bizim bundan sonra ikinci etap dediğimiz Meteler Kavşağı'ndan İsmail Kahraman Kültür Merkezi'ne kadar takriben 3700'e yakın konut, 800-900 tane iş yeri dediğimiz o ikinci etapın artık startı, 6 metre dükkan katı, dükkan ve üstteki asmasıyla beraber ve 6 kat, yani 27-50'ye geliyor. Artık konsept o, 8-9 kat değil demek ki, dükkan üstü 6 kat. Bu şekilde olacaklar. Taşdere Mahallesi'nde yıllarca sizlerin de haber yaptığı, işte her yıl yan yatan binalar, yan yatan binalar. Ve bu binalar hep yan yatıyordu da, bu müftü sitesi duruyordu da, bu dönemde yapıldıysa bunun arkasında bir maharet var demek ki. Bak, yapıldılar. Ve şimdi oranın rakamları geldikten sonra biz yukarıyla gerekli pazarlıklarımızı yapıp oradaki insanların da oraları uygun alabilmesiyle ilgili çalışmayı bitirmiş olacağız. Ama bina biterken, yani yükselirken, daha bunların şimdi 1,5 yıl önce yapılan oradaki değerlendirmeleri şu anda güncellemesini yaptırıyoruz bakanlığa. Güncelleme rakamları geldikten sonra inşaat rakamları da ortaya çıkıp aradaki farkı vererek burada konut sahibi olacaklar. Ve burası da inşallah bitmiş olacak. Deniz feneri sosyal tesislerimiz orası da hazır olacak. Bir iki ay içerisinde. İçerisinde bir deniz müzesi de biliyorsunuz yapıyoruz. Rekreasyonuyla beraber Rize'nin yeni bir cazibe noktası olacak orası da. Bir sonraki toplantımızda inşallah orada yaparız. O da hızlı devam ediyor. Isırık Tabiat Parkı Mart'ta çok büyük ağaçlar, yani 4-5 metre yüksekliğinde ağaçlar diktik. Şöyle 3-5 sene onlar orayı yeşertmiş olacak. Ama içerisinde çok güzel bir şelale şeklinde suyun akarı, bir gölet, yine bir şelale gibi, yine yanında çok güzel bir yürüyüş yollarının olduğu,
ileride değişik ağaçlarla beraber adeta bir botanik bahçeyi nispeten andıran bir tesis olacak. Bir taraftan da, bak bu cuma bugün gidecektik ama yağmurdan dolayı erteledik. Pazartesi günü her iki haftada bir de o karayollarına ait yolun yapılması için oraya sürekli gidiyoruz. Mücadele ediyoruz, her türlü destek veriyoruz. Bu yol bittiği zaman orası Dağbaşı Camii'nin oradan 3 dakikaya çıkacağınız bir yer. Arabayla basıp çıkacaksınız. Taşlıdere rekreasyon projesi biliyorsunuz orada bir tarafı yapıldı. Şimdi karşı tarafı yapıyoruz. Bir de stadın oradan denize kadar olan yerde de fuar gazıklar çakılarak denizi içeriye kadar alacağız biliyorsunuz. Maksat kayıklarla beraber içeriye kadar girebilmek. Bunu da bitirirsek belki bu ikinci etapında da kano parkuru yapılabilir gibi bir çalışma vardı. Portakallık Mahallesi rekreasyon. Bunlar bizim aslında Portakallık'taki olayımız şeyle başladı. Yamaç paraşütünün alanını bizim hep gönlümüzden geçen Rize'nin her tarafı yeşil ama biz de düz olan yeşil hastayız. Yamaç paraşütünün bir metre toprağın alanı eski çöp dolu sonra temizledik. Daha sonra yeni bir toprak serdik. Üzerine rulo çimlerle kapattık. Ve tam da istediğimiz buydu. İnsanlar kendileri seher seher gelsinler. Çaydanlığını, şusunu, busunu orada istedikleri gibi kimsenin onlara ne alırsın, ne istersin demeyecekleri kamusal alanlar var dedi. Ve bu da elhamdülillah oldu. Ama orası yamaç paraşütü. Baktık ki bu çok güzel. Bu sefer buradaki yeri doldurarak yine hiçbir sosyal tesis yok. Sadece orada mescit, tuvaletler çünkü yürüyüş yolunda da çok istiyorlardı bizde insanlar o bölgede. Lavaboların dışarıya açık tarafı yani oradan yürüyüş yapanlar da için orada istifade için. Deniz fenerinde de biz içeride sosyal tesis için dışarıda da geçen insanlar için yine lavabolar tesis ettik. Tabii bunlar bizim istediklerimiz. Bir de burada istemediklerimiz var. Yani sigara izmaritini atan mı tutarsın? Bayağı büyük büyük taşları ortaya koyup da içerisinde ateş yakan mı dersin? Çimin üzerinde çekirdek kabuklarını atan mı dersin? Onlar bizi üzüyorlar. Çünkü çim bitti. Hatta ben Aydın'a dedim ki buraya da su fiskiyeleri koyalım da istemediğimiz zaman basalım sırf su fiskiyesi yapsın. Menelerim bunları. Yani çünkü çimi kurtaramıyoruz. Ama şimdi yeni yerle beraber alan daha genişlemiş olacak. Buralardaki oturma sayısı herhalde daha düşer diye düşünüyoruz. Portakallık'ta çok güzel bir kaykay pisti yapıyoruz içerisinde. Yine bir taraftan büyük bir çocuklar için eğlence alanı, park alanı yaptık. Büyükler için de orada spor aletleri getirdik. Bir iskele yapıyoruz. Hilal şeklinde bir iskele. Bak o orada gözüküyor. O iskeleyi yaptığımız zaman orada içerisinde lazer su gösterisi olan bir alanda olacak. Ama aynı zamanda o iskele orta balıkçılığı için de insanların kullanabileceği yine bir alan olmuş olacak. Burası da tam anlamıyla kamusal alan diyebileceğimiz insanların rahatlıkla gidip oturup orada istifade edebilecekleri bir yer kazandırmış oluyoruz. Rize'de biz geldiğimizden bugüne 1.7 ve hatta 1.9 olan kişi başına yeşil alanı şu anda 5.4'lere mi? Değil mi? Öyle bir rakama 2-3 katına çıkarmış olduk. Atatürk Caddesi cepheleştirme. Buna da biz çok uğraşıyoruz, emek veriyoruz çünkü çok farklı yapmak istiyoruz. Böyle bir boya kutusundan çekmiş binalardan ziyade her binanın kendine has bir kimliği, kültürü olsun diye işte altı taş, ahşap ve granitlerle bezenmiş bir yapı. Biraz işçiliğimizde geç kalıyoruz ama asıl maksat yüzeydeki klimaları ve reklam çirkinliğini ortadan kaldırmaktı. Onu yaptık zaten. Altta taşlar güzel bir görünüm inşallah sağlıyor. Amacımız bunu devam ettirmek ve biz burada esnafımızdan da %15 maliyetinden bir para alıyoruz. Gerisini biz sübvanse ediyoruz. Ticaret odasının altı vakıfların yeriydi. Rize Belediyesi'nin yeri değil arkadaşlar. Vakıfların oradaki hadise 5-6 metrekaresi belediyeye ait yolu yani yaya kaldırımını gasp ettiğini işgal edilmiş. Arka tarafındaki 5-6 metrede vakıflar. Biz dedik ki biz kimsenin şu yine buyla karışmıyoruz. Filonunu oradan alacağız. Projeyi çünkü biz çizdik. Filonunu oradan alacağız. Dümdüz bir hat olarak yaya kaldırımını ortaya çıkaracağız. Siz de orayı kırıp vakıflara geriye doğru yapın.
yine 4 tane 5 tane dükkan çıkıyor. Üstünde de 150 metrekare bir yer kalıyor. Ben bunu yine bayanlara söz vermiştim, bu çarşı çarşısındaki yer gibi. Orayı da bayanlara vereceğiz. İşte yine o kendi ürettiklerini satma ve hatta buluştukları bir yer olsun diye inanç sözümdür. Bu inşaat yapılırken de yürüyen merdiveni değiştireceğiz. Rize Atık Suyu İPA, burada da çok mükemmel bir proje, 30 milyon euroluk bir proje. Fakat ağır gidiyoruz, biz de farkındayız. Şimdi pazartesi yine her hafta adamlarla toplantı yapıyoruz. Yani pazartesi tekrar yapacağız. Bu 17 kilometrelik, işte şimdi dikkat ederseniz çift kavaktan kaç kat petrolün oralara kadar gelmişler. Kötü gidiyor. Bir de ileri biyolojik arıtma kısmı da İslampaşa'da deniz kenarında yapılıyor. O çok bizi meşgul etmiyor sahayı ama bu çok meşgul ediyor. Hatta Menderes'e girerse daha dehşet meşgul edecek. Müteahhitle en son konuşmalarımızı yapacağız. 4 ekip kurmak konusunda, hızlı yapması konusunda tabii mükemmel bir proje olacak. Bizim Rize'deki kanalizasyonun yüzeyde yetmediği derinliklerdeki birçok evin mecburen dereye akan kanalizasyonları bu sayede artık hepsi kanala atmış olacaklar. Dere ıslahı, Dalyan Deresi ıslahı ve ters bendi. Şimdi bu 5 tanesinde de biz geldiğimizden beri o dönemde DSİ'den, bakanlıktan güzel bir destek aldık ve buraların hepsini genişlettik. Yani binlik düzlerden akan dereler şu anda 4'e 2,5, 5'e 2,5, 3'e 2,5, 2 gibi içerisinde makinenin girebileceği geniş dere ıslahları. Ve Rize'de biz artık Rize Lisesi'nin karşısında da korkmuyoruz, konuşmuyoruz da. Başakuyu'dan her yağmurda orada sıkıntı vardı. Esnaf önüne 1000 metrelik barikatlar kurmuştu, biliyorsun. Rize Lisesi'nin arkasından gelen su vesaire vesaire. Burada biz Türkiye'ye örnek bir şey yaptık. Geçen sene bu heyelanlarda bakanlığa, AFAD'a da söyledik onu. Türkiye'de dedik ki yapılması gereken en önemli şey, hele de bizim gibi sert yokuştan yukarı inen suyun, aşağıya doğru inen suyun menderes şeklinde düz alana rastlaşıp oradan aldığı husubatı hemen düz alanda tıkıyordu. Ne yaptık biz? Tersip bentleri, küçük barajcıklar yaptık. Bu barajcıklar sayesinde yırtılan coğrafyadaki malzeme buralarda hapsolmuyor. Aşağıya sadece su akıyor. Biz de 2-3 ayda bir gidiyoruz orada 30-40 kamyon malzemeyi her defasında alıyoruz. Bu kurtardı yani. Paşakuyu'yu da, Şan Müftü'yü de, şeyin de bizim pazar, hamam deresinin de yukarısında böyle bir küçük bent var ama daha büyükleri de olması lazım. Diğerlerinde bir şey yok. Yani Portakallı'dır, İstanbul'a oraya doğru gidildikçe Hindarlan'da arka bölgesi olmadığı için oralarda böyle bende gerek yok ama kanal genişliklerini farkındaysanız yine yapıyoruz. Evet, iki tane de bizim gelir getiren projemiz. Bunlardan bir tanesi biliyorsunuz çay çöpünden mangal kömürü üretme tesisimiz. Bu artık faal çalışıyor. Bizim orada ben görmediğimiz ciddi bir sıvı çıkıyor bu çaydan. Bu da mükemmel bir odun sirkesi diyorlar bunlara. Tam organik gübre de deniyor, odun sirkesi. Bizim buradaki tesiste de kullandık onu park bahçelerde. Mevcuttan çok hızlı bitkilerin toprak üzerine çıkmasını sağladı. Bu çay sıvısından çıkan sıvı. Müthiş bir şey. Şimdi köklenmeye bakacaklar, köklenmeyi de hızlı yapıyor mu diye. Şu anda Konya Şeker Kooperatifleri ile görüşmemiz var. Onlar diyor ki Mart'ta Nisan'da kullanacağız bunu. Rize çay için kullanıyoruz. Yani çay ve gübre olarak kullanıyoruz onu. Çünkü yapraklanmayı çok etkili yapıyor. Şimdi o sıvıdan dolayı biz burada imalatı biraz da şöyle yaptık. Şu anda ciddi anlamda çay çöpü topladık. Yaklaşık 4000 ton çay çöpü. Çok zor bunu toplamak. Yani fabrikalardan havalı bir mal olduğu için 4000 ton. Kamyonlar geldi işte yerimizde. Şimdi pelet yapıyorlar onları. Pelekten sonra da artık mangal kömürüne dönüşmüş olacaklar ve satışa sunacaklar. Buradan yakında o güneş panelleri diyordum üzerini. 4200 onlar da geliyor paneller. Üzeri güneş panelleriyle örtülecek. Metan gazından da biliyorsunuz içerisinde gazdan da elektrik üretecektik. Onlar mangal kömür üretimi başladılar. Lineer bir şekilde onlar da hayata geçmiş olacaklar. Ve bize belediye inşallah önümüzdeki aylarda ciddi bir gelir getirmeye başlayacak. Bağbaşı'ndaki
tesis Kasım ayından itibaren hemen hemen 12 aydır bize şu anda son 2-3 ayda 1 milyon 200 bin liraya kadar çıkan bir gelir getiriyor. Biz bunu yaparken 250-300 bin liradan hatırlarsanız konuşuyorduk. O civarda bir gelir getirecek ayda diye. Şu anda elektrik zamları sayesinde 1 milyon 200 bin liraya kadar bir gelir getiriyor her ay Rize Belediyesi'ne. Onun dibinde biliyorsunuz eski 1500 tonluk bir depo vardı. Orayı yıktık ve 5000 tonluk devasa bir depo yapıyoruz. Çünkü bizim suyumuzu depolamaya da ihtiyacımız var. Bu depoyu bitirince inşallah Ziraat Camii'nin oradaki depoyu kaldıracağız, daha büyüğünü yenileyeceğiz. Çünkü depoların altından ciddi anlamda bir su kaçağı var, kaybı var. Arkadaşlar Çağrankaya'ya 350 milyon değerinde bir gölet yaptırıyoruz, baraj yaptırıyoruz. 45 metre gövde yüksekliğinde adeta bir baraj yapıyoruz. Ve bu sayede biz Rize'nin artık Temmuz, Ağustos'ta ve hatta Ekim ve Kasım'daki kurak zamanlardaki susuzluk problemini çözmüş olacağız. Bu bugüne kadar öngörülmesi gereken bir projeydi. Ama biz geldiğimizden beri yaklaşık 2 senedir orada sondaj çalışması yapıyoruz. Aşağıda olmadı, yukarıda, yukarıda olmadı, orada, burada. En son bir yer karar verdi, ihalesi yapıldı, askı süreci bitti. Bir firma aldı burayı, yeri gelip artık yerini gösterip başlatacağız onu. Bu da yaklaşık yine 1,5-2 sene süre herhalde yapıldı çünkü büyük bir proje. 100 kilometrelik bizim çok eski 30-40 senelik borularımızın değişmesiyle ilgili Dünya Bankası'ndan bir hibemiz var. Onu kullanarak onları da değiştireceğiz inşallah ama bu baraj ve suyun tasarruflu kullanılmasıyla beraber aslında bizim suyla ilgili inşallah bir sıkıntımız olmaması lazım önümüzdeki yıllarda, aylarda yani gelecek senenin Temmuz, Ağustos'unda. Ama öyle yerler var ki dağın suda öyle noktalar var ki yani suyu basamıyorsun oraya. Çayeli'de alt kodda olduğu için su azaldığı an yukarıya çıkmıyor haliyle aşağıya Çayeli'ne doğru kaçıyor. Onun için böyle sıkıntılarımız var suyla ilgili ama onları da kademe kademe hallediyoruz. Arkadaşlar bisiklete yürüyüş yolunun ikinci etabı polis sosyal tesislerinden deniz fenerine kadar, bizim yaptığımız deniz fenerine kadar yapılacak ihale mi bekliyoruz? İhale bitti, 3-5 güne gireceğiz. 3-5 güne, bak oraya da giriyoruz. Aynı diğer taraftaki bisiklet ve yürüyüş yolunu fenerdeki sosyal tesis, yani bizim polis sosyal tesislerine, deniz fenerine kadar orada başlıyoruz. Terminal alan projesi, terminalle ilgili arkadaşlar mevcut polis noktasındaki yeri 8,5 dönümlük hazine arazisini almıştık. Üstteki 4 dönümlük şahıs arazilerini kamulaştırdık, paralarını verdik artık bizim tapumuzda. Yaklaşık onun üzerinde kurumdan görüşleri aldık, bitti. Orada yapılabilmesine ilişkin. Orada şu anda bir engelimiz... Plan onayı bitti sayılır. Pazar. Bitti sayılır. Bir engelimiz kalmadı. Evet, son olarak arkadaşlar altyapıyla ilgili ben mevzu açmıyorum şimdi. Altyapıyı sadece özetle şu kadarını diyeyim. 3,5 yılda bizim altyapıyla ilgili belediyenin geçmiş istatistiklerine baktığımız zaman her yıl yapılanın 5-6 kat fazlası yapılıyor şu anda. Yağmur suyu, kanalizasyon, su yenileme ve yol betonlaması. Siz de mahallelerde gözünüze çarpıyordur bunlar. Her noktada, her mahallede, bir yerde. Ciddi anlamda ama ben her ne kadar istatistiklerin 5-6 katı fazla yapıyorsam da toplam yapmam gerekenin %10-15'lerindeyim. Bunu niye diyorum? Alan çok büyük, yapabildiklerimiz onun yanında çok az oluyor. 550 kilometre senin kanalizasyon hattın var. Ben bunun ancak 150 kilometresini yapabilirim. Yani dağlar patlasa bunu yapabilirim. Öbürünü yapana kadar bir iki kuşa dönem geçince zaten ilk yaptığım yenilenmek istiyor. Ama biz 1980'lerde yapılan birçok noktaya vurduk. Şimdi suyla ilgili kaldı ciddi sıkıntılar. Onlarla destek yapacağız. Teşekkür ediyorum.